İzleyeceksiniz ama birinci dosyamız Ergenekon davası. Bakın kararlar ne şekildeydi. Hızlandırılmış bir trenle hedefe doğru gidiyorlar. Ergenekon davasında sona geliniyor. Mahkeme bugünkü duruşmada esas hakkındaki mütalaa için süre isteyen savcının tüm taleplerini kabul etti. Ergenekon davasına bakan özel görevli İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa 13 Aralık'a kadar süre tanıdı. Bir af takvimine uyma, bir af takvimine yetiştirilme gibi bir çaba olduğu gözlenimi veriyor. Mahkeme heyeti GATA'dan telekonferansla savunma yapan Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler'in tutuklanmasına hükmetti. Bu kararla Ergenekon tertibinde ilk kez bir muvazzaf Orgeneral hakkında tutuklama kararı verilmiş oldu. Mahkeme Oda TV ve OYAK dosyalarının Ergenekon davası ile birleştirilmesi taleplerini ise reddetti. Savcı pek güzel de mütalaasında sanık sayısı ve dosya kapsamının büyüklüğü göz önüne alındığında birleşme taleplerinin yargılamayı daha çok uzatacağını ve sürüncemede bırakacağını belirterek birleştirme taleplerinin reddini istemişti. Bir af takvimine uyma, bir af takvimine yetiştirilme gibi bir çaba olduğu gözlenimi veriyor. Bu kararlara göre savcılık 13 Aralık'taki duruşmada mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sunacak. Mütalaanın okunmasının ardından davada yargılananlara mütalaaya karşı son savunmaları için söz verilecek. Mahkeme heyeti son savunmaların ardından esasa ilişkin kararını açıklayacak. Kıymetli izleyenlerimiz, hemen bir değerlendirme alalım. Avukat Mehmet Cengiz, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in avukatı. Avukat Mehmet Cengiz telefon attığımızda. Sayın Cengiz, iyi geceler efendim. İyi geceler Sayın Halili. Evet efendim, mahkeme kararları açıklandı ve işte esas hakkında mütalaa talebi ortaya çıktı. Savcılığa bunun için bir süre verildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Yani biraz nasıl diyelim, oldu bittiye mi getirilmeye çalışıyor bazı şeyler? Zamanı mı esas hakkında mütalaa için? Tam tanıklar dinlendi mi efendim? Her şey bitti mi yani Ergenekon'da aslında? Sayın Halil, bugün alınan bu ara kararı tam da bir telaşın ifadesidir. Geldiğimiz noktada çöplükten toplanmış ve yığınla doldurulmuş kanıtların hepsini tek tek çürümeye başlayınca bu davanın bir an evvel sonuçlandırılması ihtiyacı hissedilmiştir. Onun için derhal sonuçlandırmaya gidilmiştir. Şimdi bugüne değin dinlenen tanıklar, bakıyoruz tamamına yakını iddianın tanıkları. Yani hazırlık safhasında savcılık tarafından dinlenmiş, şu veya bu şekilde kanıt olarak dosyaya ifadeleri konulmuş kimseler. Peki savunma tanıkları ne oldu? Savunma tanıklarının kaçı dinlendi? Çok somut konuşacak olursak. Şimdi bu davanın temel belgelerinden bir tanesi MİT tarafından Tuncay Güney'in anlatımlarına dayanılarak çizilen Ergenekon şeması ve yine Tuncay Güney'in anlatımlarına dayanılarak hazırlanan MİT'in Ergenekon raporu. Davanın temel dayanağı soruşturmanın başlangıcından beri budur. Bu şemanın üstü kapatılıyor ve gizleniyor. Bugüne değin açılmış değil. Peki bu şemayla ilgili olarak dönemin, yani MİT eski müsteşarı Şenkal Atasagun'un dinlenmesine karar verilmişti. Bugünlerde o dinlenecekti. Bu karardan rücu edilmiş değil. Bırakınız bunu, bırakınız savunmanın gösterdiği tanıkların dinlenmesini, mahkemenin karar verdiği, dinlenmesine karar verdiği tanıklar bile dinlenmiş değil. Şenkal Atasagun olayı son derece çarpıcıdır. MİT eski müsteşarı Şenkal Atasagun ne diyor 2009 yılında yaptığı açıklamada? Ergenekon şema ve raporlarında yer alan bilgiler bana geldiğinde ben bunları komik buldum diyor. Gülüp geçtim. Saçma sapan, ciddiye alınmayacak iddialardı. Ancak teşkilata rapor olarak hazırlanmıştı. Sümenaltı edemezdim, bekletemezdim. İlgili makamlara sunmasam bana da Ergenekoncu derlerdi. O zaman saçma sapandı bu belgeler. Şimdi de saçma sapan diyor. Bu belgeyi sunan
MİT eski müsteşarı bunu söylüyor. Bunun tanık olarak dinlenmesine karar verilmişken daha bu ara kararından vazgeçilmeksizin birdenbire esas hakkındaki mütalaya veriliyor dosya. Bu ne telaştır? Böyle şey olur mu? Peki efendim, şimdi rücu edilmemiş deniyor ama Şenkal Atasok'un artık dinlenmeyecek mi? Bu anlama mı geliyor bu durumda? Bu aşamada dinlenemez tabii efendim. Yani dinlenemez. Şey dinlenirse soruşturmanın genişletilmesi aşamasında dinlenir. Tanıklar aşamasında dinlenir. Esas hakkındaki mütalaa ne zaman verilir? Esas hakkındaki mütalaa bütün kanıtlar tartışılır. Tanıklar dinlenir. Ondan sonra sıra gelir. Savcının en son diyeceklerine. Savcı en son söyleyeceklerini söyler esas hakkındaki mütalaada. Sanıklar da son savunmalarını yaparlar. Ondan sonra hükme gidilir, karara gidilir. Dolayısıyla bu benim söylediğim sadece çarpıcı bir örnek. Efendim, bu davanın geldiği nokta budur. Şimdi baştan şöyle bir toparlama yapmak gerekirse. Buyurunuz efendim. Ergenekon davasında birleştirilen dosyalarla yargılamayı bilinçli olarak tıkamışlardır. 2006 yılında Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atılması ve Danıştay'a düzenlenen menfur saldırıya ilişkin davanın birleştirilmesiyle başlayan bu süreçte aralarında daha sonra ıslak imza davasının da bulunduğu 19 dava birleştirilerek yargılamanın tıkanması sağlanmıştır. Bu soruşturma kapsamında bugüne kadar 100 binden fazla telefon izlenmiş, 60 bin telefon dinlenmiştir Sayın Halili. 3 bin kişi hakkında takip yapılmıştır, teknik takip. 1360 kişinin ifadesi alınmıştır. 588 kişi çeşitli aşamalarda tutuklanmıştır. 7 sanık bu birleştirmeler ve ne buldularsa, çöplükten topladılarsa attıkları delillerle sürdürülen soruşturma ve yargılama sırasında 7 sanık ifadesini veremeden ölmüştür. Evet. 7-8 sanık şu anda kanserdir ve halen tedavi görmekte olan 10 sanık vardır. Bugün gene bir komutanımız tutuklandı. O da tedavi görmekte olan bir komutanımız. Bu davada iddianamelerin toplamı 17 bin sayfayı aştı birleştirilen. Davanın ek klasörlerini sayfa adedi, sayfa olarak baktığımızda 9 milyon sayfayı buluyor. Şimdi böyle bir ucubeler yığını yapacaksınız. Ondan sonra birdenbire bütün bunların tartışılmaları kesilecek ve birdenbire esas hakkındaki mütalayla sonuca gitmeye çalışacaksınız. Ergenekon davasının en çarpıcı yanı bakın. Daha bu mesele tartışılmadı. İleride düşünülmesine diye ara kararı verilmişti. Mahkemenin ara kararı var. İleride düşünülmesine diye. En çarpıcı yanlarından bir tanesi, İşçi Partisi'nin yasal siyasi faaliyetlerinin, organ kararlarının, hatta parti programının açıkça yargılanmasıdır. Bunların yargılanamayacağı, bunların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görevi olduğunu, bunların ele alınacağı yerin Anayasa Mahkemesi olduğunu, siyasi parti güvencesine aykırı olduğunu söylediğimizde, bu iddiaların dosyadan çıkarılmasını söylediğimizde mahkeme ara kararı vermişti. İleride düşünülmesine diye. Daha bunlar çözülmeden bir bakıyorsunuz es hakkındaki mütala. Şimdi şunu söyleyeyim. Sanıklar ve avukatlarının duruşmaları alınmadığı bir yargılama yürütüyoruz. Sayın Doğu Perinçek son savunmasını yapıncaya kadar duruşmalardan men edilmiştir. Ben Sayın Doğu Perinçek'in avukatı olarak bir yıl boyunca duruşmalara alınmama kararı verilmiştir hakkında. Bırakınız duruşmalara alınmamayı, cezaevinde tutuklu bulunan Sayın Doğu Perinçek'le benim görüşmem dahi yasaklanmıştır. Şimdi bu koşullarda nasıl savunma yapılacak? Bu koşullarda hangi iddiaların hangisine 15 dakikalık bir süre içinde cevap verilecek? Bir de deniyor ki her sanık ve avukatı için 15 dakika söz hakkı tanıyoruz. Düşününüz, 9 milyon sayfadan oluşan
Ne buldularsa atmışlar. Ben bunları söylediğimiz zaman sayın izleyiciler diye kanıt var sanmasınlar. Ne buldularsa atmışlar. Tüzükleri atmışlar, gazete parçalarını atmışlar, kitapları atmışlar. Ve dolayısıyla 9 milyon sayfa tamamen bu. Her birisinin bugün bir tetkik etmeye çalışsanız, mesela diyoruz ki biz 17 bin sayfa bir iddianame. 17 bin sayfa nedir biliyor musunuz? Aynı iddianamenin 10-15 yerinde aynı sayfalar kes yapıştır yöntemiyle tekrar edilmiş her sanık için. Dolayısıyla büyük bir ucube yaratılmaya çalışılmış. Bir taraftan da savunma yapan sanıklar hakkında suç duyuruları yapılmış, hakaret davaları açılmış. Yine Sayın Perinçek'ten, Sayın Doğu Perinçek'ten örnek vereceğim. Sayın Doğu Perinçek'in mahkemede yaptığı savunmaları nedeniyle 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Devam etmekte olan davalarda da bir 24 yıl daha isteniyor. Yine sanık avukatlarından Sayın Doğu Perinçek'in avukatı Hasan Basri Özbey hakkında hakaret davaları açıldı mahkemelerde söylediği sözler nedeniyle. Yine Sayın Zeynep Küçük hakkında mahkumiyet kararı verildi. Deliller tartışılmaksızın esas hakkında mütalaa verilmiş olması burada yapılan yargılamanın mahiyetini göstermesi açısından anlamlıdır. Nitekim Başbakan'ın imzasıyla yayınlanan AKP broşüründe de Silivri'de özel mahkemeler kurduk demişti. Silivri Cezaevi Kampüsü içinde özel yargılama yapıldığı itiraf edilmişti. Evet, bakınız efendim. Bir örnek daha vereyim. Buyurun. Bu yargılamanın mahiyetini göstermesi açısından. Daha önce aralarında Sayın Perinçek, Hikmet Çiçek ve Deniz Yıldırım'ın da bulunduğu pek çok sanığın tahliyesi yönünde oy kullanan bu sanıkların tahliye edilmesi gerektiğini belirten mahkeme başkanı ne oldu? Derhal görevden alındı. İşte böyle bir yargılamanın geldiği nokta budur. Bugün geldiğimiz durum bir an evvel telaş içinde bu davanın sonuçlandırılmasıdır. Ama savunma bunu kabul etmeyecektir. Biz savunma hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Bütün haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Ve bu tertibin açığa çıkması için mücadelemizi sürdüreceğiz Sayın Ali. Sayın Cengiz, çok teşekkür ediyoruz. Ayrıntılı bilgiler verdiniz bize efendim. Konuyu açmamıza çok faydalı oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. İyi geceler efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet Sayın Mehmet Cengiz, değerli izleyiciler, gerçekten durumu çok iyi özetledi. Ergenekon davasının nasıl bir dava olduğunu özetlemek açısından da önemli vurgularda bulundu. Özellikle işte savunma makamının tanıklarının dinlenmemesinin altını çizdi. Yine aynı şekilde mahkeme süresince yaşananlardan bahsetti. İşte mesela bazı sanıkların, bazı tutukluların nasıl mahkemeye giremediğini, özellikle Doğu Perinçek'in kendi son savunmasına kadar mahkemeye giremeyeceğini belirtti. İşçi Partisi hakkında işte bir yetki gaspı manasına gelebilecek bazı girişimler olduğunu söyledi. Çünkü malum değerli izleyiciler, görüyorsunuz İşçi Partisi'nin broşürleri, seçim broşürlerinin dahi bu davaya katıldığını, delil olarak katıldığını söyledi. Dolayısıyla Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nin bakması gereken durumlardır bunlar dedi. Gerçekten son derece önemli bir özetti. Başka telefon bağlantıları da yapacağız. Biraz sonra Sayın Zeynep Küçük, Veli Küçük'ün avukatı Zeynep Küçük bizlerle birlikte olacak. Sayın Osman Özbek, emekli Orgeneral.